Sen şimdi ne sormuştun? Tekrar et. Trax çıkacağım çünkü. Nasıl terör örgütü olarak biliyordum? Avrupa'nın dediği neredeyse %90'ı terör örgütü değildir. Yani yaptıkları yanlış şeyler var. Mesela nedir? İran'ın kışkırtmasıyla İsrail'e girilmemesi lazımdı. İsrail'e mesela bir sene önce topluca biliyorsun yok işte paravanlarla onlarla bunlarla saldırdılar abi. Bu adamlar cani zaten. Gezin formunda her zamanki gibi şaşırtmıyor. Bunların işte artısı var, eksisi var. Dediğim gibi artısı ne? Artısı daha önceden İsrail'in yaptığı soykırımları bilmem neleri duyurdular gerçekten. O açığa da çıktı zaten. Çünkü niye biliyor musun? Bir taraf var mesela Sinvar'ı düşün, Haniye'yi düşün, bütün Filistin'i düşün. Bu adamlar ellerindeki ilkel silahlarla kendilerini savunmaya çalışıyorlar. Bu bir. İki, ne oluyor? İkinci husus. Bu adamlar hep arabulucu çözümler yapmaya çalışıyorlar. Abi barış yapalım, bombalamayın. Şimdi şu var, ne yapıyor İsrail'e? Amerika'dan silah alıyor. Ulan Amerika Ar-Ge'ye yatırım yapıyor. Zaten daha önceden de sömürüsü var, bilmem nesi var. Öldürmek için laboratuvarlarda orada burada silah yapıyor. Milyar dolarlar harcanıyor. İsrail'e veriliyor. Bütün dünyanın neresi? Avrupa, Amerikan silah gücü İsrail'in arkasında şu an. Ulan karşıda hiçbir şey yok. Alıyorsun, bombalıyorsun. Sonra diyorsun ki vay işte yok savunsunlar, yok yapsınlar. Şerefsizsin sen, orantısız güç kullanıyorsun çünkü. Bunlar daha önceden de böyleydi. İşine gelmediklerinde peygamberleri de katlederler. Aynı Yahudi bu sefer Müslümanları katlediyor. Bir şey değişmedi yani. Anladın mı? Ya Hamas'ı soruyorsan İsrail'i öldürüyor. İsrail'i öldürdüğü için de kimileri terörist, kimileri işte kahraman diyor. Abi İsrail öldürüyorsa kahramandır ya. 1948'de bak ben hiç Ama Hamas'ın şöyle bir olmadığı bir video zamandan izledim ben. bahsediyorum. Bu Hamas tarafı da öyle sütten çıkma ak kaşık değil yani. İsrail neyse aynı bokun laciverti ha. Öyle çok şey zannetme yani. İsrail'i kızlara kaçırıp tecavüz görüntüleri var bunların. İsrail neyse aynı bok onlar için de geçerli. Ya onların elinde bu güç olsa bunlar bu sefer İsrail aynısını Aynen yapıyorlardır. öyle. Yapıyorlar zaten. İsrail yalancı, şerefsiz birisi yoktur İsrail kadar. Tamam mı? Bu açık ve net. Çok net. O görüntüleri istiyorsan atarım sana yani. Kıza tecavüz. Zaten onlar zaten kendi adamlarım nasıl yapıyorlar onu? O Ya videoda aynı şeyi aynen İsrail de yalan. söyleyebilir. Söyler çünkü İsrail söyler ama inanmayız. Nedenini söyleyeyim ben sana. Tamam söyle. Müslümanların yapmayacağına Batıl dair inanca giriyor bu. hayır Ya girmiyor. Ayet Müslümanların var, demek olduğunu bilmiyor musun sen ya? ayet var. İsrail hakkında ayette ne diyor Allah? Diyor ki bunlar lanetli, bunlar her türlü pisliği yapar. Müslümanlar için böyle bir şey söylenmiyor. Allah mı yalancı, bunlar mı yalancı? Ulan ben neye inanacağım? Aynen Şeye kanka. inanacağım ya? Neden acaba yancılık hep Müslümanların içinden çıkıyor? Ne kadar çocuksu varsa İslam coğrafyalardan çıkıyor. Yo İslam coğrafyalardan çıkmıyor. Onlar bize Avrupa'dan geldi. Avrupa'dan önce yoktu. İddiasını da ederim, her türlü de girerim. Aynen. Osmanlı önce, evet. Osmanlı Ulan öncesi, devletin Osmanlı'dan sonra bizzat geldi. açıklaması var. Google'da aratılanlarla alakalı. En çok çocuk porn sektörü ya da en çok arama yapılanlar Türkiye, Malay, böyle Yo Asya'da. Amerika arama yapmıyor değil mi? 400 milyon insandan Amerika için. Çünkü onlar reelini yapıyor. Arama yapmazlar. Gerek yok onlar için. Aynen. Oğlum Amerika'nın öyle bir şey yapması gerek mi ama 10 yaşından sonra zaten çakışmaya başlıyor. Bizim gibi aç mı Amerikan vatandaşları sen zannediyorsun? Ben de onu diyorum sana. Onlar daha pisini yapıyor. Bize de diyor yok aratıyorlar. Ya onlar daha ahlaksız Sen çünkü Amerika tamam bizden sen yapıyorlar. Amerika'da kaç tane şey gördün? 15 yaşındaki kızla 80 yaşında adamın evlendiğini. Hepsi çoğu affedersin bütün pornoktörünün %75'i Amerika'da zaten. Ben ne diyorum sen ne anlatıyorsun ona sektörü ben onu mu diyorum sana? Diyorsun ya ahlaksızlık çakışmaya başlıyorlar diye ben de sana diyorum ki 75 yaşında evlen Ulan 75 yaşında çakışıyorlar diyor. onlara göre ahlaksızlık değil bu. Hadi mesele de o zaman Sana göre ahlakı nasıl ahlaki bak. tanımlarsın? Ahlakı nasıl Ahlaklı. tanımlarsın? Kendinden 200 yaş büyük birisiyle evlenmeyerek mesela. Yok, ahlak o şekilde tanımlayamazsın. Ben o şekilde tanımlıyorum. Filozofların yanlış çünkü şöyle bütün filozoflar birbirinin ahlak tanımlarını Neye çürütüyor. göre? 20 yaşındaki kızının 50-60 yaşındaki birisiyle evlenmesine razı geleceğim mi? Din bu, dine göre. Din evet derse gelirim. Açık ve net. Din Hayır evet derse mi diyor gelmem. peki? 20'ye 75'e mi? Herhangi bir koşulda denklik koşulu haricinde evet diyor. Ama denklik olmadığı için olmaz. Yani çok arada yaş farkı olduğu için denklik diye bir kavram da var olmaz. Ama normalde
Hukuken geçerli midir? Evet. İslam hukukuna göre geçerlidir. Tamam, o zaman niye evleniyorlar? Kimler evleniyor abi? Üşe, ben senden tartışamam. Çünkü ortak bir paylada buluşamayız seninle. Buluşmayacağız zaten seviyorum. Çünkü din sığ falan bakma. Ben dinden bahsediyorum. Sen diyorsun ki bir görüntü gördüm, gözünle görmedin ve bunlar İsrail kaynaklarında yayınlanıyor. Bir taraf var Müslüman, diğer taraf var Yahudi. İsrail kaynaklarıyla alakası yok. Açık burada, ben Hüsnü Zannımı bilmesem bile. Montaj olma olasılığı yok. Çevirsen ne oldu da baktın? Baktın mı abi? Baktın ya ben mı? Sana video atayım istiyorsan hiç. At kodlamasına baktın mı? Nereden bileceğim ben onu uydurma olup olmadığını? Biriciğim. Bak yavrum canım. 200 ben tane Arapça konuşan insan var. Yüzü, şekli, sakalı, yapısı her şey Arap. Bunlar 200 kişi hemen hemen bir İsrail kızının, hatta o çok popüler bir şey, motorla kaçırıyorlar kızı. İlla ki görmüşsündür. Tamam, onların Müslüman olma olasılığı mı var? Aynen. Aynen. Müslümanlar yapıyor zaten. Onlar Müslüman, kesin İsrail'e işe ajandır onlar ya. Değil mi? İsrail'in istihbarat ajandır. Bir sürü var öyle, İsrailli'ye dolu var yani. Aynen. Yani sen o takdirde baktığında Müslümanlar en pis, İsrail temize getiriyorsun meseleyi. Vallahi İsrail daha nezih bizden. Açık konuşayım. İkisi de aynı. İkisi de aynı bok dediğin zaman senin o zaman inanç metotlarına ters düşüyor bu. Ya Kur'an'ı çok iyi bilmiyorsun veya ters düşüyor. Çünkü Kur'an diyor ki sana mesela, sen bir Müslüman hakkında hüsnü zan edeceksin diyor. Allah, sen de diyorsun ki şu söylediğinle bana Kadir abi. Aynen. Sübyancı sapıklara hüsnü zan edeceğim ben. Sübyancı sapıklara değil, o adama söylersin. Ben toplumun Filistinlilerin, Arapların olduğunu biliyorum. Suriyelilerin, Arapların, Filistinlilerin ne alt olduğunu bildiğim için bu yorumu yapıyorum. Uydurmuyorum yani. Ezbere de konuşmuyorum ayrıca. Arapların ne olduğunu bildiğin için. Peki Arapların içerisinde çok nezih insanların olduğunu sana söylesem? Bütün Arapları kötülüyorsun şu an. Evet. 1 milyar Arap'ın içinden 10 bini falan herhalde. 10 bini değil. Çok daha fazla. Mesela aynen, Medine. Aynen. Mesela ehli Medine. Bütün dini kaynaklarda da geçer. Bütün kaynaklarda tamam var. Tamam kanka. Ehli Medine öyleymiş. Anlamış olduk. Tamam, haklısın. Ehli bak, Medine. Mesela ben sana yüzüne bir şey daha söyleyeyim. Geçen gün Nike ayakkabı tanıtıyorsun. Nike ayakkabı almaman gerekir. Almaman gerekir. Evet. Çünkü niye? Ayette açık ve net belirtilmiş, bazıları yontuyor. Abi hiç kusura bakma, yontmayın yani. Ahirette çıkacak. Bunu şimdiye kadar bilmiyor olabilirsin. Ama şimdiden sonra öğrendim. Bundan sonra Allah-u Teala hesap sorduğunda şunu deme ihtimalin de yok, sana söyleyeyim. İşte abi ben bilmiyordum. Yo, yerli çok güzel markalı. Yahudi malı tabii. Bir numaralı Yahudi malı. Aynen. Hazreti Muhammed Yahudilerle hiç alışveriş yapmadı herhalde. Zulüm ettildiği zaman yapmadı. Zulüm anında yapılmadı alışverişlerin hiçbirisi. Senin giydiğin donuna kadar İsrail malı ama. Dolaylı yok, yoldan onu dokunuyor. Değil. Öyle. Çok dolaylı yoldan mecbur. Allah zaten bizi mecbur olduğumuz kısmından sonra. Tamam, biz de mecburuz. Mecbur ben değilsin. Mecbur değilsin, farklı bir marka alabilirsin. O farklı marka alacağım. Ben senin sesini kısayım, çok geliyor. Şimdi sen diyorsun ki farklı marka al. Evet. Farklı marka alacağım. Türk markalarının ne halt olduğunu bu videoyu izleyenler de biliyor. Sen de biliyorsundur diye düşünüyorum. At gözlüğü Japon takmadan al, bakarsan. Japon al. Niye Yahudi, niye Amerikan almak zorundasın? Ha, yoktur. Bak yoktur. Bu kardeşim alırsın, ben Nike, alırsın. Adidas, Puma böyle elit markalar giyerim. Tabii senin maddiyatın yoktur, alamazsın. Türk malını tercih edersin. Orası ayrı. Bir şey demiyorum buna ama ben eşime de, çocuğum olunca çocuğuma da Adidas, Nike, Puma gibi kaliteli markalar diyorum ki gitsin Filistin yapsın. Nike seviyesinde kaliteli ürünler yapsın. Gideyim Filistin'e alayım. Yani ben bir ürün alırken ama Allah işte sana yok, diyor ki zulmederken Amerikan malıymış, yok, şunun malıymış, bunun malıymış. Ben bunlara bakmam. O zaman da Allah da ahirette şunu diyecek. Ya şimdi bundan. Şöyle hangi açıdan baktığına de göre değişir. İsraillilere göre şu anda Hamas zulmediyor, Araplar zulmediyor. İsrail'in açısından bakarsan. Nerede? Kendi açısından bakarsan da. Kaç İsrailli ölmüş 100 senedir? Ben onun istatistiğini nasıl açıklayacağım kanka? Sen açıkla bakalım kaç İsrailli ölmüş? Ben hemen İsrailli söyleyeyim sana. Neredeyse çok çok az yani. Tamam. Filistinlerde bebek. Söyle. Bana tamam, bir söyle. Tane. Tamam, sayı söyle. Olarak bilmiyorum ben. Sayı ben de bilmiyorum. Sen sadece bana sayı olarak oğlum sorduğun soruyu kendin bilmiyorsun, bana soruyorsun. Şunu söylüyorum sadece. Bana bir tane Hamas'ın bebek öldürdüğünü göster. Veyahut da bir Müslümanın ya bir bebek öldürdüğünü göster, bir tane. Gösteremezsin, yok çünkü. Emin ol vardır. Öyle bir savaş durumunda, savaş hengamesinde
ya kasıtlı ya kasıtsız. Hadi binlerce demeyelim, savaş o kadar ilerlemedi ama yüzlerce öldürmüştür. İlla ki denk gelmiştir. Hani sen diyorsun ki bir tane bile göster. Şu anda şimdi yok bir kere, tane bile. İddia ediyorum. Emin ben. Misin? Hiç yok mudur sence? Bir tane evet. bile. Aynen evet, aynen. Evet. Amas'ın elinde çok kritik teknolojiler var değil mi? Amerika'da işte bir bomba atıyor, çocuğu tespit ediyor. Çocuğu öldürmüyor, diğerlerine falan şarapını dağılıyor. Doğru. Hamas genel olarak bir alanı tarıyor değil mi? Havanlarla, onunla bunu roketle. Şimdi evet. oraya saldırı yapacağında araştırma mı yapıyormuş? Hamas oraya saldıracağı zaman araştırma mı yapıyor? İşte şurada çocuk var, buraya saldırmayalım. Burada bebek var, buraya saldırmayalım. Evet, mesela. Sivilleri durduk yere gebertmiyorlar. Sivillerin hiçbirini. Mesela medyada duyarsınız işte iki tane koca ile karısını bir tane Filistinli çıktı öldürdü. Haberin arkası planına bir baktığında bir bakıyorsun. Ya o kadar çok görüntü var ki işte senin açından sen haklısın, İsrail açısından İsrail haklı. Ben kimseyi savunmuyorum. Savunmam da beni ilgilendirmez. İsrail de beni ilgilendirmiyor. Filistin'i de benim umurumda değil. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Müslüman kardeşimiz deniliyor. Ne kadar itlik kopukluk yapılıyorsa zaten bu Müslüman kardeşlerimiz adı altında geliyor başımıza. Ama ayette de Allah diyor ki ben Türkçülük güdemem çünkü hiçbir kaynağı da yok. Ama Allah'ın ayette ben ayeti var. Ben kendi milletimi severim. Bu kadar basit. Ben de severim. Ben diğer milletleri de severim. İnnemel müminüne ihvetün diye bir ayeti kerime var. Burada bir ırk yok. Irkçılık tamamen hatadır. Bunu A da yapsa aynı Z de yapsa. Kaldı ki ırkçılık yerine göre doğru bir şey. Yerine göre evet, seçim mesela. Çok zeki bir ırk vardır, yönetime gelmesi evet iyidir. Irklar yerine göre seçilme ama bu şu var, ırk düşmanlığı yok. Yok, ben hiçbir koşulda Suriyeli'yi seçmem. Yarın bir gün gelecek senin kızına, çoluğuna, çocuğuna ne kalkacak? Suriyelilerin ne olduğunu biliyoruz. Nasıl bir zihniyete sahip olduklarını da biliyoruz. Valla ben öyle düşünmüyorum. Çünkü neden? Eğer öyle olmasaydı. Ya menzil tarikatçısısın. Arap sevicisi birisin. Zaten senden öyle bir şey beklemiyoruz. Arap sevicisi biri değilim, bu bir. İkincisi, sen de ona bakarsan ayet muhalifi bir insansın. Daha sert konuşmam gerekirse. Çok aynen. şiddetli gidiyorsun. Vallahi öylesin, billahi öylesin. Maalesef. Sen sağlam hadis ayeti ne sever diyen birisisin Rüşen. Evet, sen hiçbir halt bilmediğin halde ilmi alana burnunu sokan birisin. Ki istediğin kime gidersen sor. Kime gittiğin sor, böyle bir şey var mı yok kafadan. Kime sorayım? Şimden. İstediğin git şey sor ya. Caner Taslaman'a git sor istersen. Adam profesör. Hiçbir ilmin olmadığı halde kalkıp atıp tutuyorsun burada bana. Biz seninle zamanında çok tartışmasını yaptık. Her seferinde zor oldun. Gömüldün. Zor oldun sen. Aynen. Yani eski konuşmalarımız ayetini duruyor 2-3 yıllık. Duruyor. Bu tartışmalarda ben şunu sana söyleyeyim. Aynen söylüyorum. Kerametleri inkar ediyorsun. Süleyman Aleyhisselam mesela keramet gösterebiliyor. Keramet inkar ediyorum. Bir dakika. Mucizeleri mesela diyorsun ki bu niye olsun, şu niye olsun şeklinde bir sürü videolarımda eleştirilerim var. Kaldı ki o videoları da izleyip görebilirler, ben hiçbir şey yapmayacağım. Orada mesela Süleyman Aleyhisselam çok olan sen neden bahsediyorsun şimdi onu anlamadım ben. Peygamberimizden bahsediyorsun. Manipülasyonu ben. Kes. Ne manipülasyonu? Sen ben sağlam bir manipülasyoncusun, sen neyden bahsediyorsun şu anda, takır takır konuşuyorsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyorsun ki mucize verilmemiştir ve sen bunu geçen güne kadar savunuyordun. Yazıyor mucize verilmedi diye. Süleyman nerede yazıyor mucize verilmedi diye ya? Kur'an'da. Gir Kur'an'a bak ayette. Biz sana baktım, mucize vermedik. O ayet öyle değil. Doğrusunu oku. Bana ayet numarası ver o zaman. Biz sana mucize vermedik diye bir ayet var mı bakalım? Ya hani araştırmıştın? Hemen bakıyorsun şimdi ne oldu? Ezbere konuştuğun şimdi ifşa oldu değil mi? Hayır yok. Böyle bir ayet var mı bakacağız. Biz mucizeler göndermekten alıkoyan şey öncekilerin bunları yalanlamış olmasıdır. Bizi mucizelerden alıkoyan şey öncekilerin bunları yalanlamış olmasıdır diyor. Ayet o şekilde. Ne alakası var senin söylediğinle bunun? Tam tersi manası var ayetin ya. Yani. Google'a biz sana mucize vermedik ayeti yazdın. Karşına çıkan ilk gönderiyi okudun ve bunu bana kaynak olarak gösteriyorsun. Google'a çıkanı yazmadım. Bu bir. Google'a çıkanın ben Arapçasına aynı bekliyorum. Aynı şeyi. İkincisi, ya boş yapma. Değilim. Sen boş yapma. Hiç al sana link atıyorum. Senin yazdığını ben de yazdım şimdi Google'a. Aa, bunu direkt kopyala yapıştır yaptım bana. Biz sana mucize vermedik. Yo, ayeti yazdım. Copy paste yapmadım. Nerede? Ben sana linkini attım ha. Bu sayfayı açtım. Buradan okuyorsun bana. Çünkü ben de seni direkt takip ediyorum buradan. Ve me mena'ne en nursile bil ayeti İlla bilayet. Arapçaya geçeceğim. Hani kezzebe. Geçeceğim tabi. Olmadan ne konuşacağım? Arapçaya geçeceğim. Limont'un karşısında bir eleman vardı. O da Arapçaya geçiyor. Aa, yo Fikret ağzına tükürdü ki zaten. Diamond'ın içine sıçtılar. Açık konuşayım ben. Diamond'ın içine tükürdüler. Kayıt alıyorum ben. Nasıl olduğunu da şöyle söyleyeyim. Ana bilim dalı bir hocamız çıktı. Yerin dibine soktu.
Ben size onun videolarını da atarım. Aynen. Öyle alanı boş bulamazsın. Kalkmış orada gelmiş konuşuyor. Lan sen kimsin? Bilmeyen bir adam çıkmış karşısına. Hiçbir şey bilmiyor, konuşuyor. Şimdi senin durumunda şuna benziyor. Ben Kur'an-ı Kerim'i okumaya hakim biriyim. Çok iyi ezbere bilmem, evet. Ama açtığım zaman baktığımda kelimelerin kökeni ne, Arapça kökenlerin ne demek istediğini, tefsirden yerlerini bulurum. Oradan da çıkartırım. Ya konumuzla ne alakası var bunun? Ne anlatıyor? Konumuzla şunu anlatıyorum. Kendini niye övüyorsun şimdi? Tamam anladık, Arapçam var. Dedin ki şunu dedim. Şunu bana yaparım, bunu yaparım peygamberin diyorsun bana. Ne olacak? Mucizesi yok. Peygamberin mucizesi yok diyorsun hala. Böyle mesela bir ayet peygamberin diyorsun, mucizesi ne? Örnek bana ver bana. Örnek ver bana. Neymiş peygamberin mucizesi? Mesela bir tanesini söyleyelim. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yanında mağarada peygamber efendimizken yılan ısırması hadisesi var mesela. Onun haricinde peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tamam, mesela bu yılan mucizesi miraca çıkışı var. Bu da bir %100 bir mucize. İkincisi yılan ısırması ne kardeşim? Tane tane konuş benimle. Yani üst üste saymakla hapak etmiş olmuyorsun. Yılan mucizesi nedir? Söyleyeyim, anlatayım. E tamam, ben de sana diyorum ki söyle. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hicret ederken mağaraya sığındıklarında yılan tarafından topundan sokulması hadisesi var mesela. Bu tamam. Ondan sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yatağında müşriklere Hazreti Ali radıyallahu anh'ı bırakıp hicret için evinden çıktığında ayeti okuyup müşriklerin suratına serpmesi var mesela Hazreti Ali radıyallahu anh'ı ve görmüyorlar, kör oluyorlar. Bunların hepsi bir mucize mesela. Bunun gibi bir sürü mucize var. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim ayetlerin içerisine dikkatli baktığımda peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok mucize vermiş mesela. Peygamber bir şeyi istiyor. Hemen sonrasında ayet iniyor ve istediği oluyor. O hangi peygamberde var? Birçoğunda yok. Bu da bir mucize mesela. Peygamber Efendimiz Mescid-i Aksa kıble. Düşün ya, kıble. Allah orayı kutsal kılmış. Hı hı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yok. Bu ayrı. Hatta o kör olmayı geçtim. Orası yo, zaten... Ya bu anlattıklarım mucize değil de ilk anlattıklarım birazdan mucizemsi geldi bana. O yılan sokma olayı da mucize nasıl bir bağlaç, onu anlamadım da tam. Yılan zehri abi, zehirli yılan. Ölmüyor Ebu Bekir radıyallahu anh. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ölmüyor. Normal bir bunun insan. Bunun mucizeyle ne alakası var? Peygamber Efendimiz tükürüğünü sürüyor çünkü. Peygamber Efendimiz'den birçok şey nurdur. Bu arada yani bazı tükürüğünü sürüyor ve ölmüyor mu diyorsun? Evet, iyileşiyor. Bulut gezerdi mesela. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela. Bunları bana kanıtlayabilir misin ayetle? Sabit mi bunlar yoksa yine işkembeden sallıyor musun? İşkembeden sallamıyorum sana. Peygamber kanıtı var mı? Bakacağım ayetlere. Bekle. Allah ya Allah. Sen yine efsanevi şeyler anlatmaya başladın çünkü. Var. Yo, anlatmaya başlamadım. Sen nereden sallıyorsun efsanevi bir şey anlattığımı? Tamam, sallıyor musun sallamıyor musun? Göreceğiz ayet var mı? Sağlam bir delil var mı? Ayrıca delil göster. Hadisler konusuna da geleceğim. E tamam, delilini göster bana. Şimdi bir kere o yılan sokma mucizesi dediğin şey. Bu mucizemsi gibi bir şey gelmedi bana. Çünkü bir insanı yılan soktuğunda direkt ölmez. Ya hadi da her geç. Yılan... Onun dışında ya onu geçemem. Şahacım işine geleni alıp işine gelmeni bırakamazsın. Var, ona mucize dedim. Evet, mucize. Mucize evet, dedim ve ben de açıklıyorum sözümü abi. Kesmezsen açıklamak isterim. Şimdi her yılan her insanı öldürmüyor. Bu bir. İkincisi peygamber tükürüğünü sürdü, iyileşti diyorsun. Bu gerçekten doğru mu? Kur'an'da geçiyor mu? Ya da ciddi bir kaynak var mı? Kur'an'da geçmiyor. Ciddi kaynak var. Hadis kaynakları var. Peki bu anlattıklarının bir tane ayet kaynağı var mı? Bir tane bile. Ve kabul edeceğim. Eğer bana bir tane ayet delili gösterebilirsen kabul edeceğim. Çünkü nerede abuk subuk efsanevi olaylar varsa bunların hepsi hadis içerisinde. Yani hadis dediğim şeyler uydurulması muhtemel şeyler. Uydurulması muhtemel değil çünkü. Hadislerin Kur'an... uydurma olasılığı daima vardır. Hadislerin çünkü Kur'an'da geçmiyor. Bu konuda niye konuşamazsın biliyor musun? Bu konuda ravi senedi olduğu sürece, ravi senedi tamsa, silsile-i sıkat birbirine bağlıysa, sağlamsa o hadis sahihtir. Velev ki aklına mantığına ters gelse bile bu bana böyledir. Kur'an'dan konuş. Kur'an'dan konuşalım. Ayrıca şu var, hadis inkarcılığına giriyorsun şu an. Farkında değilsin, bunu da uyarayım. Resulüm sen o şakalları mesela, çakılları attığın vakit gerçekten sen atmadın. Lakin Allah attı de diyor. Mesela burada normalde bu ayet ne zaman iniyor? Peygamber Efendimiz attıktan sonra mı, atmadan önce mi? Bu çok önemli. Attıktan sonra iniyor ayet bunlar. Orada atıyor ve ya, kör oluyor. Bu Yuşacığım ne anlatıyorsun? Konudan konuyu atlama. Sen konudan bana iddialarını kanıtla.
Dedim ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret Deminden beri sırasında konudan konuya atlıyorsun. Düzgün cevap vermiyorsun. Zaten ezbere konuştuğun belli. Dinlersen Tamam, ben dinliyorum seni de konudan konuya atlama. Şu anda bir yazan öğreneceğim. Mucizesini konuşuyoruz. Bana bununla alakalı Hadis bir kaynağı. Delil getir. Kaynağı ve hadis. Bunun üzerinden konuş. Bunu bitirelim, diğerine geçelim sonra. Tamam. Öyle yapalım. Mucizesi. Bu hadis bunun kaynağı. Yılan mucizesinin. Sevr mağarasındaki yılanın hikayesi. Bak bu hadis, bu ayet değil. Ayet olan diğeri. Şimdi soru şu. Tamam, yani hadisse yılanın... bu tartışmaya açık bir konudur. Evet, doğruluğu ama da tartışılır. Evet, ilim adamları tarafından, ama benim bildiğim kadarıyla bu hadis sahihtir. Beyhaki'de Dalail 2'de geçiyor. 477'de. Ayrıca İbni Kesir'in El-Bidaye isimli eserinde de var. Ki İbni Kesir bir tefsircidir. Yani hem tefsirci, hem hadisçi, hem diğerleri, ki yalanlanması niye mümkün değildir hadislerin, onu söyleyeyim. Bir hadisi Buhari kaç sene sonra yaşamış kardeşim? 500 sene sonra. Tamam, doğrudur. 300-500 sene sonra. Her neyse, sallıyorum şu an. Tam tarihlerini vermiyorum. Ama peygamberden sonra yaşamış. Doğru. Ama Peygamber Efendimiz zamanında sallallahu aleyhi ve sellem zamanında, daha çok çok daha eski yazılı hadis kaynaklarıyla kıyaslandığında, bu hadisi şerifler birebir tuttuğu görülüyor. Ve bunların tarihi araştırmaları var. Google'da istediğiniz yere yazabilirsiniz. Hadisler tuttuğu öncelikle hadis görülüyor. Kitapları. Tabii aynen. İşine geleni tutturursun yani. İşine geleni tutturmuyorsun. 100 sene önceki yazılan eserle 400 sene önceki yazılanın, diyor sonraki yazılan eserin birbirine noktası noktasına uçtuğu görülüyor. Bu nereden, bunu neden Kur'an mı anlıyoruz? Kanka, bu noktası noktasına uyuyormuş. Çünkü Kur'an gibi özelliği var. Vahiy gayrimetlu ve metlu olmak üzere ikiye ayrılıyor. Eğer sen bundan bir tanesini kabul etmediğin takdirde, o zaman hadisleri inkar ediyorsun. Hadisleri inkar ettiğin takdirde Kur'an'ı doğrulayacak elinde bir şey kalmaz. Karbon testi falan filan var. Onun dışında elinde hiçbir şey kalmaz Kur'an-ı Kerim'i doğrulayacak. O karbon testinde çürütülmesi ya, bu muhtemel. Bu söylediklerine sen Kur'an'ı çürütüyorsun o zaman direkt. Hayır, çürütmüyorum. Eğer hadisleri inkar eden birisi, evet, Kur'an'ı çürütmüş oluyor. Hadisleri inkar eden birisi Kur'an'ı çürümüş oluyor zaten. Mesela Mehmet Alperen bunun en büyük örneği. O zaman burada bir risk yok mu? Var. Zaten o yüzden biz birbirimize o kadar gelip, çok büyük bir risk var. O yüzden de diyoruz ki insanlara, hadis ilmi, sikat, ravi mavi, mesela ben ravileri de çok iyi çıkartamam. Bu konuda çok iyi yani hadisi iptal ettiğinde, evet. Kur'an'ı da iptal etmiş oluyorsan ki hadisle tartışmaya açık bir konusu, o zaman sen Kur'an'ı da tartışmaya açık bir konu haline getirmiş oluyorsun. İşte o yüzden sıkıntı oluyor zaten. Mesele şurada, hadislerde eğer dediğinde mesela tartışılan bir hadis zayıfsa haklı. Ama bu konuyu topla, bunun üzerine konuşmaya gerek yok. Tarikatçı birisiyle bu konuyu konuşmanın hiçbir anlamı yok. Konuyu toparla. Ne demek istiyorsun sen? Sonuçta sen işte şu bana adam alinmiş. Yani? Ya Yuşay'cım, sen şimdi bir dinle beni. Şunu demiyor musun? İşte şu adam alinmiş, anne karnında bu belirlenmiş. Ve o dönemki aileme saygısından anne karnında 4 yıl beklemiş. Ve sen buna iman eden birisisin. Ben seninle bu konuları niye tartışayım? Böyle bu, abuk subuk inançlarım var yani. Bu olabilecek bir şey diyorum ben sana. Tamam, bu olabilecek bir şey diyorsan ben sana bu konuları tartışmam diyorum. Bu kadar basit. O zaman ben de sana şunu soruyorum. Keramet ve mucizeye sen nasıl inanıyorsun o zaman? Nasıl söylediğin inanmalısın? Şey keramet ya da mucize değil, palavra. Tamam, bu o kısmı palavra da, bu tarz şeyler var mesela Miraç hadisesi. Ya bizzat, şöyle gerçek. Bu adam peygamber değil, sıradan bir insan. Tamam, doğru. Vahiy de gelmiyor. Tamam. Şimdi Kur'an'da deniyorsa ki işte deniz ortadaki yardık, ben buna inanırım, iman ederim. Ama peygamberlik vasfı olmayan birisi anne karnında 4 yıl nasıl bekliyor? Hani bu bir mucize değil, palavra, safsata bildiğin. Ki o adam bebek, değil mi? Yani bebekken mi seçilmiş bu adam? Ulan peygamber bile 40 yaşında biliyorsun öğreniyor detayları. Peygamberlik veriliyor. Bu adam da anasının şeyindeyken herhalde peygamber gibi bir şey ilan. Hatta peygamberden diyorsun olması lazım. Çünkü peygamber bile 40 yaşında peygamber olurken, bu adam anne karnında daha doğmadan, döl halindeyken mi bu detaylara hakimmiş? İşte bu alim olacakmış 4 yıl. Diğer aleme saygısından doğmamış 4 yıl anne karnında bekliyor. Ne oğlum bu? O imkansız, o uydurma zaten orası. Öyle şey mi olur? O neden öyle olmaz? Bir defa dediğin o konuda yukarıda... İyi de buna iman ediyorsun. Bu mümkün olabilir diyorum. Neye dayanarak ben bunu söylüyorum? Çünkü
peygamberlere verilen cüzler, mucizelerin cüzleri, normal insanlara verilen cüzleri, hepsi değil. Bu cüzlerden bazı insanlar kanka, Allah bu cüz değil ki. Cüzden fazla, peygamberlikten bile fazlası bu yani. İşte o yüzden inanmıyoruz zaten. Adam geliyor. Oğlum inanıyorum dedin ya. Bir laf değil. Anlatamıyorum ki. Ben o adamın o söylediğine, mümkünlüğüne inanıyorum. Ama Şafii için gerçek olduğuna inanmıyorum. Anlatabildim mi şimdi acaba? Gayet net oldu bence. Anlattın kanka. Artık buna da inanıyorum kanka. Dört yalanla karnını beklemiş. Hayır yahu, mümkün, böyle bir şey mümkün de o beklememiş diyorum ben. Anladın mı? Ama mümkün mü dinen, evet. Allah bunu kime verir peki? Çok güzel bir soru bu. Bunun çok örnekleri var. Önceki kavimlerden de var. Günümüzde de var. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bizzat verilen bir mucize, sana mucizenin bir cüzü sana da verilebilir. Mucize insanlara verilmez, keramet verilir. Ve kerameti insanlar kontrol etmesi gibi bir saçmalık da yok. Onu da söyleyeyim. Yani ben istiyorum, bir Mekke'ye atlıyorum, bir oraya atlıyorum. Ama Allah dilerse kuluna bunu verir mi? Verir. Yani bu Müslüman olmasına gerek yok mu diyorsun? Müslüman olmasına da gerek yok, evet. Verebilir. Ve ikiye ayrılıyor işte. Mesela Müslüman olduğunda keramet diyoruz. Ya kafir olduğunda istidraç diyoruz. İstidraçlar da var mesela. Müslüman olmasına gerek yok, evet. Verilebilir insanlara böyle şeyler. Ha, verilir mi? Verildiği takdirde ben şunu sorarım. Kardeşim niye 4 sene doğdu? Niye anne karnında kaldı? Bu adam her şeyi biliyor muydu? Kanıtı ne? Bunu soracaksın. Ha, kanıtı yok. O zaman uydurmuşsun bunu. Ve bunu niye uydurdun? İmam Şafii mübarek bir zattı. İşte ben onu işte keramet ehli olduğunu bildiğim için keramet uydurdum. Uydurma kardeşim, uydurmana gerek yok ki. O zaten iyi bir zattı. Senin bir şey uydurmana gerek yok onun iyi olması için. Yani benim burada anlattığım çok kısaca, seyirciler de bunu anlayacaktır zaten kayıt alındığı için. Şunu 2 dakika hemen izah edelim. 4 sene karnında, anne karnında kalması mümkün. 6 senede kalır, 10 senede kalır. Allah dilerse tutar. Yunus Aleyhisselam balık örneğinde var bu. Aklını, beynini kollanan birisi ne olduğunu anlayacaktır diye düşünüyorum. Vallahi anlasın abi. Anlayacaktır, aynen öyle. Yunus'un karnında mı? Evet, Yunus balığının karnında. Kanka, Yunus olmadığından %100 eminim. Herhangi bir balık çeşidi fark etmiyor. İsme takılmıyorum. Yani Allahü Teala mümkün bu. Bir, çok örneği var. Yani Yunus var. Hadis neydi? Ayeti mi diyorsun? Yunus balığının ayet mi, hadis mi, bakmam lazım. Veya İsrailiyat mı? Bakmadan bir şey. Yunus'un boyutlarını biliyor musun? İlla ki görmüşsündür. Küçük olduğunu biliyorum tabii ki. Bir insanın yani bedeni nasıl sığabilir ki Yunus'un karnına? Bir de orada erimeden kalıyor. Bir de o var. Allah dilerse erimez bu arada. Bunun örneğini de hemen ateşten verebilirim İbrahim Aleyhisselam'la. Allah dilemedi, ya diledi, yakmadı. Bir balık yuttuğunda illa eritecek diye bir şey. Allah dilerse eritmez ki. Peki onun... Yunus'un içine nasıl sığdı? İşte orası Allahu Alem, bilmiyorum. Yunus balığı mı onu da bilmiyorum. Bakmam lazım. Bakmadan bir şey diyemem. Ama şu husus var. Yani ben burada neyi anlatmak istiyorum? Özet olarak kerametler hak. Yani Süleyman, mucizeler de hak. Süleyman Aleyhisselam'a verilen bir mucize niye peygamberimize verilemez? Veyahut da Musa Aleyhisselam'a verilen denize yarma hadisi veya çok daha benzeri farklı bir mucize niye peygamber efendimize verilemez? Ve bazıları şunu ileri sürüyorlar. Diyorlar ki arkadaş, işte diğer peygamberler verilmiş, Kur'an'da yazdığı ya için. Ya peygamberin mucizesi diyorum sana. Ayette sabit mi? Yani Kur'an-ı Kerim'de olmuyor. Ben niye inanayım ki buna? İnanmamı gerektirecek bir şey yok. Hadislerde tartışmaya açık bir konu. Hadislerde tartışmaya açık olduğu için senin onu ilim ehli tartışır, onu diyorum ben. Ya ben de sana diyorum senin ki kanka. Senin için kapalı zaten. Hazreti Muhammed'in mucizesi varsa ayetini gönder inanayım. Hazreti Muhammed şu şu mucize yaptı. Evet. Ve kanıtı da bu. De ve bana Kur'an'dan bir ayet örneği gönder. Hadi alim hocam, bekliyorum. Herhangi bir konuda mı istiyorsun? Kum mucizesi. Herhangi bir konuda ne oğlum? Mucize diyorsun ya. Evet. Evet, bu işte, bekliyorum. Bir tanesini göndereceğim sadece. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili. Şuradan aratalım. Google devrede diyorsun yine. Yok, Google kullanmıyorum ki ben sadece.
Şamil kullanıyor musun sen? Şamil'e biliyor musun hiç? Veya Türkçe birkaç tane kaynak. Kardeşim ben Abdülbaki'yi bilirim. Başka bir şey bilmem. Ayetlerle. Evet. Glax burada mısın? Burada. Burada değil arkadaşımız, herhalde uyumuş. Tamam. İyi yaptı. Çıktı da. Söylemeden çıkması zaten şey. Ya kafayı mı yedin? Ben ne yazıyorum, ne çıkıyorsun ya? Yuşa, sen bu işlerin uzmanı değil misin kanka? Hadi bana detay ver, örnek ver. Niye aratıp Sana duruyorsun? mübarek insan. Ben her şeyi ezbere bildiğimi hiçbir zaman iddia etmedim. Öyle bir iddiam yok. Demin Ben bunu şakır söylemedim. şakır konuşuyordun O ama. konuşurum. Konuşurum çünkü onlar muhteva şey vermeye geldiğinde ta ki bize şu yerlerden pınar akıtsın. Mesela birçok Kur'an'da Tamam, bir var. yazı gönderdin de bu şimdi. Ayet oku göreceksin ne olduğunu. Tamam, sen açıkla bana. Ah, onu da ben açıklayayım. Biz niye? Şimdi Kadir abi ben sana şunu Ya soracağım. tamam kanka, Bunları açıkla. ben Açıklamak senin görevin. Ben sana detay gönder dedim, sağ olsun. Arkadaşımız göndermişti. Açıklaması sana düşer. Çünkü biliyorsun ayetleri lak diye Türkçe'ye çevirince saçma sapan anlamlara gelebiliyor. Bu yüzden evet. açıklaması sana ait. Açıklayacağım onu şimdi sana. Bak burada Miraç hadisesinin haklılığından bahsediyor. Çok tartışmalarda da inkar ettiğimiz. Ben inkar etmedim de. Mehmet Alperen Bey'in. Mesela ayette bu ayette sana paylaştığım ayette bu bizi mucizeler göndermekten alıkoyan şey Allahü Teala öncekilerin bunları yalanlamış olmasıdır. Niye bunu söylüyor Kur'an'da? Söylemesinin iki tane sebebi var. Bir, mucize gösterip de Allahü Teala bir peygambere mucize verip de mucize inanmadıkları zaman doğrudan o kavmi helak ediyordu. Yani yok ediyordu. Azaba vuruyorlardı. Bu bir engel. İki, nitekim Semud kavminden örnek veriyor Rabbimiz. Nitekim kavme açık bir mucize olmak üzere olağanüstü özelliklere sahip deveyi vermiştik. Allah hatırlatıyor burada verdiği bir mucizeyi. Ama inanmayıp ona kötülük yaptılar. Oysa biz mucizeleri yalnızca korkutup uyarmak için göndeririz. Şimdi gelelim buradaki tefsire. İşaret diye çevirebileceğimiz ayetten maksat mucize yani. Tefsirlerde bildirildiğine göre Mekke putperestleri akıllarınca, bak ayet ne diyor? Mekke putperestleri akıllarınca Hazreti Peygamber'i zor durumda bırakmak için kendisine Safa Tepesi altına çevirmesini istediler. Safa Tepesi'ni altına çevirecek peygamberden bahsediyoruz. Bunlar tarihi kaynaklarda var. Mekke'nin dağlık çevresini bereketli bir ova haline getirmesi gibi mucizeler göstermesini isterlerdi. Allah da bu bağlamda İsra suresindeki ayeti indiriyor. Diyor ki biz mucizeleri göndermekten alıkoyan şey yani Allah peygamber isteseydi Safa Tepesi'ni şey yapardı, altın yapardı ama iman etmeselerdi helak ederdi. İşte bu yüzden de diyorlar ki, diyor ki Allahü Teala ben onların iman etmeyeceğini bildiğim için mucize göndermiyorum açıkça. Çünkü daha önceki kavimlerde defalarca bunlar yaşandı. Var Musa Aleyhisselam kavminde biliyoruz defalarca. Onun haricinde Semud Hı. kavmi var, Salih Tamam, Aleyhisselam'da anladım. biliyoruz. Tamam da burada şimdi mucize nerede, onu anlamadım ben. Burada mucize şurada. Peygamber Efendimizin miraca çıkması mucizesi. Temaşayı hatırla diyor mesela peygambere. Şimdi bu miraca çıktığı doğrudan yazmıyor. Ama bu temaşadan sen miraç hadisesinin bir mucize olduğunu anlıyorsun rahatlıkla. İkincisi kum atılması hadisesi. O da ayet. Ayet gönder inanacağım dedin ya. Bunları söyledim. Yılan hadisesine gelse yılan hadisesi dediğim gibi hadislerle sabittir. Hadislerin sahih olup olmadığına ki sahih hadistir ama ne sağlamlığı mütevatir derecesinde midir buna bakmak gerekir. Bakmadan konuşulamaz. Anlatabildim mi? Ha, ben bu hadiseyi anlatırım. Bunu da bu şekilde söylerim sonuna. Ki söyledim de zaten. Ben Genel de sana bir olarak link atıyorum. hadislere bir insanın inanması Bak tamam. şimdi kendi kendini çürüttün aslında burada. İşte şöyleydi de böyleydi de aslında biz buradan bunun böyle mucize olduğunu anlıyoruz gibisinden bir açıklama yaptın. Evet. Profesör Doktor Bayraktar, Bayraktar Bayraklı sapık bir adam. Miraç hadisesi yoktur, İsrail kültüründen gelmektedir demiş mesela. Teke Tamam. tek de konuşması da O var bu adamın. bu adamların teke tekte konuşması var. Doğrudur. Bunun gibi hocalar da var. Ben sana şunu söyleyeyim kısaca. Buradaki izleyenler de öğrensin. Bayraktar Bayraklı olsun, ondan sonra Mehmet Okuyan olsun, Mustafa İslamoğlu olsun. Bunlar şarkiyatçı adamlardır. Ne demek şarkiyatçı? Kur'an-ı Kerim ayetleri Selçuk Bayraktar'da da aynı mı? yok onu bilmem. Onu Allah bilir. Ama ben ciddi bir şey söylüyorum. Bak mesela bunları ben niye dinlemeyin diyorum halka başta. Çünkü aklınızı çelerler.
sizin dinleyeceğiniz adamlar, mesela Cevat Akşit Hoca Efendi gibi hocalar var. Fıkıh heyetindeki hocaları dinleyin. Cübbeli Hoca'yı da dinlemeyin. Onu da dinlemeyin. Tarikatçıları öneriyorsun şu an bize. Tarikatçı varsa onları öneriyorsun. Yo, Din İşleri Yüksek Kurulu'nu dinleyebilirsiniz. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun açıklaması var. Ben kendimle çelişmedim, bu bir. Çünkü ben mucizeye herhangi bir miraç hadisesine ters bir şey çelişti, söylemedim. Kim çelişmedi, izleyiciler karar versin ona. Kimse kendi kendine ben çeliştim demez zaten. Şunu iddia edeyim, sen bana aldın bir tane videoyu attın, dedin ki burada yoktur. Vardır olan hocaların da birkaç tane videosunu at o zaman. Madem ne diyor Üstad Kadir Mısıroğlu? Allah aşkına seninle tartışmıyorsan buraya bildim diyerek karşıma geldin. Şaka gülüşsün. Yo, ben herhangi bir şey bildim demiyorum. Bilmişlik taslayan sensin ve bana deminden beri cevaplar niye veriyorsun. Detaya in dediğimde okuldan araştırma yaparak bir şeyler cevap vermeye çalışıyorsun. Madem uzman sensin takır takır konuşman lazım. Google'dan indirip göndermiyorum, bu bir. İkincisi bunları yani nereden için... indiriyorsan indir. Sen ezberinden konuşamıyorsun. Detaya ne indiğinde cevap veremiyorsun. Ne? Şu anda bildiğin manipülasyon yapıyorsun Kadir abi. Hiçbir alakası yok. Konuşma burada bitmiştir. Kim haklı kim haksız. Gençler yorumlarda cevap versin. İstediği dedi, aynen. İstediğin kadar söyle. Bu konuşmanın önünde var, arkası da var. Ve ben burada. Önünü de arkasını da ortasını da koyacağım. Hiç merak etme. Ben de koyacağım. Ve daha da falan. Bana kalkmış son olarak bayrak ne diyor? Ya şimdi onu boşver. Ne diyor? Ne diyor Üstad Kadir Mısıroğlu? Vallahi bilmiyorum ama itikadi alanda seninle o kadar çok çelişiyoruz ki vallahi ben bazen şüpheleniyorum. Acaba diyorum ben yanlış mı yapıyorum diye. Kendi kendime hep söylüyorum. Niye söylüyorum? Ya bir insanda biraz ilerleme olur. Arkadaş neyse bir şey demeyeceğim. Aynen. Fan video çok izleyerek... fazla ilerlemişsin kanka aynen. Aynen Hacıcığım aynen, ben boşuna affedersin bizi boşuna görevlendiriyorlar Diyanet'te, biz yani şeyiz, cevap veremiyoruz ya, bakınca suçlu oluyoruz. Hı-hı. Bakmadan ben nasıl 20-30 cilt kaynağı ezberleyebilirim tefsiri? Bunun bir açıklaması var mı? Hadi var mı? Abi. Yok. Kur'an-ı Kerim'i diyorsun ezberle. Kur'an-ı Kerim 6666 sayfa, ben 12 ile gidiyorum. Kur'an-ı Kerim hepsini ezbere biliyorum. Hafızım sağlamdır. Ben böyle bir şey iddia ettim mi? Yok, onu demiyorum. Ben sana hafızsın olsun busuna demedim. Sadece takır takır konuşuyorsun ya. Evet konuşuyorum. 1000 sayfalık bir kitap düşün. Onun bir satırını ezberlemişsin. Bildiğin noktalardan atıp tutuyorsun, detay veremiyorsun bana. Mesele detayın, bu. Mesele şu, detayına baktığım zaman ezberden biliyorum. Konuşuyorsun paso. Yani hayır. Detaylara inildiği zaman ne kadar sığ olduğunda İslami camiada ifşa olmuş oluyor. Ben zaten detaylara çok derinim gibi iddiada bulunmadım. Ben sadece şunu söylüyorum. Tamam, konuşuyorsun bu konularda. Konuşuyorum çünkü bilgilendiriyorum. Ya o zaman bilen konuşsun. Araştırıyorum. Yok, biliyorum zaten, bilmediğimi iddia ettim. Ya evet. Yuşa sen de nasıl bir... Kelime oyunu yok. Bulmak demek, bilmek demek. Bulamıyorsan bilemiyorsundur. Aynen, sen mesela ben sana bir tane ayet tefsiri gönder desem gönderemezsin kaynak olarak. Veyahut da bana bir tane mucizenin kaynağını bul desem muhtemelen Türkçe kaynak bile kullanarak kolay kolay bulamazsın. Çünkü bakacağın tamam. Yerleri ben seni biliyorum. Mesela nereye bakacağım? Tamam kanka haklısın. Tamam. Atatürkçü Düşünce Derneği'ne bakacağım mesela. İkinci hususta şunu söyleyeyim. İkinci hususta Efe Aydal'a bakacağım mesela öncelikle. Vallahi bilmiyorum ama ben bu konuda yani şu sohbetin başından sonuna kadar alınan konu şeyleri şu anda kayıtlı olduğum için 4-5 tane konu aldık. Bir, mucizelerin meseleleri, yani Kur'an dışında peygamberimizin mucizesi var mı? Bunlara girdik. Video kapatıyorum.